Herkese merhaba, hep yeni inceleme videosuyla tekrar birlikteyiz. Bu sefer elimizde ufak bir kutu var. Philips'in bir ürünü. Burun kılı ve bazı küçük kılları, kulak kılı gibi kılları almaya yarayan alet. Bunu daha önceki versiyonda kullanıyordum. Bu yeni versiyonu. Bunu açıp kısaca üzerine konuşup videoyu fazla uzatmadan kapatacağız. Kanalda bir sürü buna benzer video var. Bu videolardan biri en azından işinize yaradıysa, beğenip takip etmeyi unutmazsanız seviniyorum. Direkt kutu açılışına geçelim. Evet, kutumuz burada. Maket bıçağı burada. Tekrar ürünü şöyle tutayım size. Nerede diye bulamadım. Şöyle tuttuğunuz zaman böyle bir ürün. Şuradan pili gözüküyor. Burada farklı uçları var zannedersem. Arka tarafta garanti belgesi. Türkçe pek bir yazı var mı? Yok maalesef. NT3000 modeli bu. Philips'in NT3000 modeli. Bunun daha basit modelleri de var. Bunun üstünde tamamıyla yıkanabilir ibaresi var. Ayrıca burun, kulak ve kaşlar için de ayrı uçları olduğu söyleniyor. Yani standart bildiğimiz üzerinde böyle kenarında sarı bir plastik parça olan, sadece burun kılı olan olan ürün için değil. Aynı zamanda ben bu ürünün bir önceki versiyonuyla da hafif sakal tıraşı, yani sakalın uzun kalan yerlerini vesaire de alabiliyordum. O işe de yarıyor. Hemen yan taraftaki resimlerde de burun, kulak ve kaşta gösterilmiş ürün. Açıkçası çok detaylı incelenecek bir ürün değil. Fakat kutu açılışında bir şeyi merak edersiniz düşüncesiyle de bu ürünü sizin için inceliyorum. Burada bir bantı var. Daha önce açılmadığını gösteren. Nazikçe çıkarıyoruz. Böyle koyalım. Evet. Şöyle şu şekilde açılıyor. Okay. Yine altından bir sürü kullanım kılavuzu kağıdı çıkıyor. Bunların hiçbiri şu andaki devrin koşullarını karşılamıyor açıkçası. Bunlar QR kodla internet üzerinden indirilip okunabilir. Dolayısıyla bunları şöyle kenara koyuyoruz. Çanta diye bahsedilen bir bez poşet çıktı. Üzerinde bir Philips ibaresi var. Yapısı çok kaliteli değil. Normal incecik bir bezden oluşuyor. Ama içinde durması adına güzel bir şey ve büzgülü. Bir tane Philips marka pil koymuşlar doğal olarak içine. Böyle yakınlaştırayım. Odaklansın. Ondan sonra bir de pil yeri. Pil yeri de arkada. Yıkanabilir ibaresi var yine arka tarafında. Şöyle bir logo yapmışlar. C50 diyor ürün. Şöyle kafasını çevirerek bunu çıkartalım. Burada o hareketi sağlayan motoru, ekseni kayık olarak, bunların tamamı aynı prensipte çalışıyor. Yıkanabilir yazıyor bu parçanın da üstünde şurada. Gördüğünüz gibi biraz büyük çoğu diğer modellere göre. Ama gene de idare eder. Pil yerini arıyorum bu arada. Şimdi buradaki aparatlar teknik olarak ben bu baş kısmı çıkıyor diye düşündüm. Biraz da şöyle zorladım ama bir şey olmaz. Şu aparatlar üstüne geçiyor. Buradaki kalınlık aynı tıraş makinelerinde olduğu gibi. Şöyle biraz da odaklayalım. Pardon. Evet. Tıraş makinelerinde olduğu gibi kalınlık artınca ürünün de kaş veya işte kulakta kullanım oranı artıyor. Çıkartırken nasıl çıkartıyoruz? Şöyle şuradan ittiriyoruz. Basitçe yapmış bunu Philips. Sesli bir ürün müdür? Şimdi ona bakacağız birazdan. Bu da diğer uç. Teknik olarak değişen hiçbir şey yok. Sadece bu uçta da fark şu. Yüksekliği farklı. Dolayısıyla alabileceği şeyler değişiyor. Bu da böyle. Üstündeki uç da bu. Şöyle dikkatlice bakarsanız bunların uç kısmında bir bıçak vesaire yok. Kolayca işini yapsın ve kesik vesaire yapmasın diye. Önceki modelde bu plastik parça yerinden ayrılıp bir hafif bir çizme gibi bir şey yapma ihtimali vardı. Bu modelde bunu yenilemişler açıkçası. Şimdi pil yuvası kısmına bakalım. Şimdi şu alt tarafından pilini sokmaya çalışacağız. Burada bir küçük noktalar, ibareler var. Bu ibareler buraya gelirse kilitli, işte orada değilse kilitsiz gibi türünden. Şöyle çevirelim. Burada açık olacak madem. Şöyle de
Çekersek, evet, dikkatlice çektik ve olduğu yerden şu şekilde çıktı. Su geçirmez olması için biraz alengirli bir kutu yapmışlar açıkçası. Ama yine de güzel. Muhtemelen tamamını soktuğunuzda yine su geçiriyordur ama şimdi bunu da soktuktan sonra şöyle çevirdiğimiz gibi zaten açıkmış, çalıştı. Bir daha gösterelim şu şekilde. Böyle çalışıyor. Buradan da açarsak şöyle kamerayı iyice yaklaştırıyorum. Neredeyse hiç sesi yok gibi, yani kapalı bir tuvalet banyo yerinde bu işlemi uygularsanız muhtemelen dışarıya hiç ses gitmeyecektir. Gördüğünüz gibi şuradan tekrar yakınlaştırıp bir odaklayıp size göstermeye çalışacağım. Hareket eden gözüken bir bıçak vesaire yok. Böyle bir cihaz almaktan korkuyorsanız herhangi bir problem olmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi kapatalım ve hızlıca incelemenin sonuna gelelim. Elimde tuttuğunuz alet kulak, burun ve kaş tıraşı yapabileceğiniz Philips'in NT3000 serisi bir aletti. Kısaca inceledik. Eğer videodan bir bilgi alabildiyseniz videoyu beğenip kanalı takip etmeyi unutmayın. Bir başka videoda umarım görüşürüz. Kendinize iyi bakın.